Başlarda hobi olarak başladığım bu çiftçilik tutkusu üretme aşkına döndü bende. Ben de bu kendimdeki aşkı az da olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. En büyük amacım bu programdaki bir kişiye de olsa umut olur belki, tarımla tanışır, üretmekle tanışır. İşte bu yüzden ben de var bir hayalimiz diyerek yollara çıkıyorum. Var bir hayalimiz başlıyor. Atadan gelen bir bilgiyle teknik bilgi de birleştiği zaman çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Kara düzen dediğimiz yönteme bir de bilgi eklenince kesinlikle hem tecrübe hem bilgi birleştiğinde tadından yenmiyor. İşte böyle 9000 ağaçta mutlu mesut çiftçileri görüyorum. Sabahları ben mesela kahvaltı yapmıyorum. Sabah bölünüyor böyle ortadan bölüp. Of öyle yapma yiyoruz. Anlatma. Şeftal zarar diye bir şey yoktur yani. Meyve suyuna toplasan da elinin emeğini alır. Şeftali ilk önce budamadan başlar. Yazın sulaması çok iyi olması lazım. Çocuk gibi, kitap gibi kabul edin. Her sayfası ayrı, her ağacı ayrı. Hani bu mesleği kimse önemsemiyor ama çok önemli bu. Bunların budanması önemli. Bursa Yenişehir Çeltikçi köyündeyiz. Seyit Ali abiyle birlikteyiz. Seyit Ali abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Seyit Ali Akın. Çeltikçi köyünde çiftçilik yapıyorum, meyvecilik yapıyorum. Ben önce bu arazinin bir hikayesini senden dinlemek istiyorum abi. Sonra da diğer araziler hakkında bilgi verirsen sevinirim. Meyve bahçemiz şu anda önümüzdeki yıl 8. yaşında olacak. 8 yıldan beri farklı çeşitlerde meyve ekiyoruz. 10 çeşit meyvelerimiz var. Temmuz ayının başında başlıyor, Eylül ayının sonuna kadar. Meyvelerimiz mevcut. Farklı cinslerde dönem dönem kendimiz hasadını kendimiz topluyoruz. Kendimiz satışını yapıyoruz. Türkiye'de en iyi şeftali burada mı yetişiyor abi? Evet, Bursa'da yetişir. Çok kaliteli olur. Özellikle Yenişehir'de daha güzel olur. Ama yani eski cinslerimiz vardı mesela. Atadan dedenin kalma, Hale, Gülaven, Kristaven gibi. O cinslerin rakipleri mesela İspanyol çeşitleri oldu. Millet onlara döndü ama İspanyol çeşitleri bizim bölgemize uymuyor. Çok çabuk yandığından dolayı. Ama eski klasik çeşitler çok harika. Esas gerçek Bursa şeftalisi onlar. Çiçeklenme ve ürün toplama tarihiniz nedir abi? Çiçeklenme burada Mart. Mart'ın 10'u gibi çiçeklenmeye başlar meyveler. 5'i 10'u arasında. Nisan'ın 15'ine kadar çiçek döneminde risk olur. Nisan'ın 15'inden sonra işte tespih tanesi gibi olur. Ondan sonra büyüme. Zaten Mayıs ayı geldiğinde kurtarmış oluyoruz. Tarımda biliyorsun yaş oldukça yükseldi. Evet. Senden sonra kuşak geliyor mu abi tarımla ilgili? Var, oğlum var. Süper. Çok yerde çekim yaptık. Çoğu ben son neslim diyor. Tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan, üretimle uğraşan son nesil benim diyor. Sen bu konuda şanslısın abi. Oğlum evet, senin arkandan evet, geliyor. Evet, beraber yapıyoruz zaten. Oğlumla beraber yapıyoruz. Vallahi babanız ağzımızın suyunu akıttı dedi ki burası dedi gerçekten dedi bu bölge. Bursa evet. Zaten şeftalinin başkenti. Evet. Ve dedi gerçekten buranın şeftalisi çok lezzetli olur dedi. Evet, çok güzel. Sabahları ben mesela kahvaltı yapmıyorum. Sabah bölünüyor böyle ortadan bölüp of, öyle yiyoruz. Yapma anlatma. Şimdi programda zaten tat bakmıyoruz kimsenin canı çekmesin diye. Şu an öyle bir zaten bahçede değiliz hani şu an hasat zaman değil ama anlatışım bile zaten of bölüyoruz. Abi yapma şu an bile canımız çekti. Bana şeftali bir anlatır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl emek veriyorsunuz bunlara? Suluyor İlk musunuz? İlk başta budamadan başlıyoruz. Budanıyor. Hangi mevsimde? Nisan. Yani bu aylarda başlıyoruz. Bu ay başlıyoruz. Nisan'da ilaçlar oluyor. Sonra sulama. İlaçlama. Sonra hasada geçiyoruz Temmuz ayı gibi. İlaçlamayı ne yapıyorsunuz abi? İlaçlama süreçleriniz neler? Ya borda budamaçları var. Onları atıyoruz. Zehirler. Sezgin abi bahçesini var ya ip gibi budamış. İp gibi denir mi bilmiyorum ama harika budamış. Sana burada budama doktoru diyorlar abi. Budamada burada en iyi sen misin herhalde? Bize budama konusunda... Elimizden geldiği kadar yılların verdiği tecrübeye dayanaraktan yapıyoruz bu işi. Severek yapıyoruz zaten. Şeftali ekenlere biraz tüyo vermek istiyorum da püf noktaları nelerdir abi? Çok verim almak isteyenler ne yapmalı? Şeftali ilk önce budamadan başlar. Yazın sulaması çok iyi olması lazım. Kesimi, ilaçlaması, takip ister. Her şey takip ister Emre Bey. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Çocuk gibi, kitap gibi kabul edin. Her sayfası ayrı, her ağacı ayrı. Yani rastgele kesim olmaz. Rastgele kesim yaparsan şeftali tamam belki şeftali... kabul eder onu ama diğer meyveleri asla kabul etmez. Elma armudu kurulursun yani. Kesim önemli. Peki abi budamada püf noktalar nedir? Nasıl buduyorsun? Mesela bu ağacına nelere dikkat ediyorsun budarken? Şimdi bunlar verim. Verime bırakıyoruz. Şu üst başlar lider. Ağacın gelişmesi için.
ileri yukarı gitmesi için liderler var. Bakın 1, evet. 4 lider var. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunlar yan kollar. Bunlar verime yatırılmış yan kollar. Onlar liderler. Ağacın da 200 sene daha büyümesi, yukarı çıkması. Daha çok mal vermesi için, genişlemesi için lider veriyoruz. Peki abi geçmişle günümüzü kıyasladığında nasıl? Yani teknoloji olarak? Teknoloji olarak tabii canım. Şu anda elimizde yani insan emeği bitti. Tamamen %100 makineler satılıyor. Bir budamasını diğer arkadaşlara yaptırıyorum. Diğer kalan kısmın tamamını kendimiz yapıyoruz. Muhteşem. Ürün verimi artıyor mu peki abi? Hani daha önce ekilen... Tabii canım. Verim artmaz. Layıkıyla profesyonel ziraatçılarla çalıştığınız zaman daha da çalışıyor. İlaç bayilerimizin yönlendirmesinde ilaçları zamanında attığımız zaman hiç problem sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Çiftçilik baştan ayağa aslında bir profesyonelliğe döndü. Yani çiftçilik, gara düzen bir çiftçiliğimiz kalmadı. Teknolojiye döndü. Bunları takip ederekten tabii ki artık şimdi 80-100 dönüm yerden verim alacağını 20 dönümden aynı verimi alabiliyor. Bu arada artık teknolojiye geçilmiş önceden, Bursa'nın köylerinde. Geçen sene geçtik biz bunu daha. Memnun musun abi? Çok memnunum bunlardan. Çeltikli köyündesin abi sen. Hayır ben İnegöl'lüyüm. Ha İnegöl'lüsün sen. İnegöl'den geliyorsun. Evet. Dün bir de İnegöl'de biz İnegöl'de şeftali bahçesi çektik. Doğru. İnegöl'ün de şeftalisi güzel. Güzel. İlyas amca şeftali de burada herhalde. Şeftali de burada tabii. Şeftali de ne yapıyorsun İlyas amca? Ne kadar büyüklük bir yer ekiyorsun? Ne verim alıyorsun? Verimi işte baktın şey sene bazı sene yanıyor. Yanmazsa İyi, 60-70 kilo bir ağaç başına meyve verir. Peki İlyas amca, ağaç kaçıncı yılda verim vermeye başlıyor? Ağaç 4. yaşından sonra verim yapar. Şimdi de 50 kiloya kadar çıkıyor. Tabii, 50, bazı ağaçlar 50 kilodan bile fazla verir. İnşallah bir gün İlyas amcamın hasat zamanına gelir. İnşallah, ve buyurun gelin tabii. Ve o zaman inşallah. Ürün para mı eder? İnşallah. Hep yüzümüz güler. Daha iyi oldu. Biz tabii. De dalından şeftali tadına alırız. Siz de tabii canım dalından koparabilirsin. Allah razı olsun. Öylesi daha güzel olur. Nasıl abi peki para kazandırıyor mu şeftali? Kendimiz hasadını kendimiz, bakımını tamamen %100 kendimiz yaptığımız için, toplamasını ve pazarlamasını kendimiz yaptığımız için para kazanıyoruz. Peki tiyoların olur mu senin bu şeftali üretimiyle ilgili? Tiyolarımız şu. Meyve ekecek arkadaşlarımız. Meyvelerini kendisi bakımını, kendisi satışını, pazarlamasını yaparsa para kazanır. Tüccara verirse tüccardan kazanır. Tüccardan ne şekilde kazanamaz? Her yıl meyve para yaptığında tüccar kazanır. Kendisi toplarsa hem bir ağaçta mesela bu ağaçlar ortalama 100 kilo mal yapar. Ama tüccara verirse bu en fazla bunu alacağı 60 kilo, 70 kilodan almaz. Tüccara verirse tüccar gelip kendini mi topluyor çünkü? Tüccar kendi topluyor. Bakımını istediği şekilde kendisi tüccar kendine dahil yaptırır. Kendine göre yaptırır bakımını. Tüccar toplar. Kazanan bu arada tüccar olur. Ama kendisi toplarsa, kendisi hasadını, işçisini kendisi yaparsa tabii tüccarın da kazandığı ve kilosunu da bilir, bakımını da daha iyi bilir. Daha çok para kazanır. 10 dönüm şeftali bahçem olsa geçinebilir miyim? Geçinebilirsin tabii ama nasıl geçindiğine bağlı. Nasıl yapacağına bağlı tabii. Bu şöyle öyle sadece meyveyi diktim işte alacaksın yok öyle. Yani hizmet edeceksin karşılığını alırsın. Her şey hizmetle. Para kazandırıyor mu? Para kazandırmaz olur mu? Tabii kazandırıyor. Ama tabii ki şey piyasaya bağlı. Para ederse sen de kazanıyorsun. Ama etmezse razı oluyorsun hakkına. Yorucu mu peki? Tabii ki yorucu. Yorulmazsan yorulduğundan şeyin yaptığın işten zevk alamazsın. Yani yorulman gerekiyor. Yorulacaksın, yatacaksın, dinleneceksin. Yani hep yatmakla olmuyor yani. Bir şeylerle mücadele etmek gerekiyor. Hayat mücadele. Emre Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? Sadece çalışmak lazım. AVM'lerde sadece çay içmeye bu işler olmuyor. Doğru. Gençlerimiz çiftçiliğe yatkın değiller ama önem vermelerini arz ederim. Çünkü çiftçilik olmadan, üretim olmadan biz bir şeyi beceremeyiz. Üretim ve çalışmak lazım. Yani şunları devam ettirmek lazım. Bakın şu anda budamacı sıkıntısı var. Neredeyse dışarıdan getirecekler budamacıyı artık. Hani bu mesleği kimse önemsemiyor ama çok önemli bu. Bunların budanması önemli. Bu sene Şırnak'tan işçi getirdik. Yatılı işçilerimiz çok Allah razı olsun çok iyilerde. İşçi problemi yatılı işçiyle çözüyoruz. Yani bu işe çıkan insan yatılı elinin altında işçi olmazsa bu işi olmazsa olmaz yapamazsınız. Çok zorlanıyor musunuz işçi bulmakta? Tabii canım işçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçilikte şu var. Kaliteli işçi olacak.
İşi bilen işçi olacak, sıradan bir işçi. Bugün mesela gündelik işler, bugün sen geliyorsun, diğer yarın başkası geliyor. Her gün iş öğretemiyorsunuz. Şeftal zarar diye bir şey yoktur yani. Meyve suyunu toplasan da elinin emeğini alır insan. Ama diğer çeşitlerde Allah bereket versin, kazandık yani. Kazanmadık desek de yalan olur. Biz de bu kısa tecrübeli program dönemimizde şunu öğrendik abi. Ne kadar ne dikersen, ne ekersen ek, çeltik de olsa, bu şeftali de olsa, ceviz de olsa, işi ne kadar çeşitlendirirsen bir dönem biri işte hastalanabiliyor, biri daha çok verebiliyor ve kendini sigorta yaptırmak gibi oluyor aslında. Evet, sigorta yaptırmak gibi. Yani biri tutması, biri tutuyor, biri tutması. Yani birbirinin farkını, birbirinin zararını diğer daha çok öğretiyor. Bilemiyorsun hanginin en zaman olacağını. Evet, Yenişehir'de Fatih Bey'in yanındayız. Bölgede daha önce size sigorta yaptırmış ve gerçekten bir hasara, zarara uğramış. Don, yağmur, sel neyse karşısına almış. Böyle bir hikaye var mı bize anlatabileceğiniz? Tabii şu an son zamanlarda özellikle doğal afetler, sel su baskınları çok yaşanmakta bölgemizde. Özellikle bu Çeltikçi, Karasıl, Çardakköy Ovası daha basık kaldığı için burada su Cihadeye Köyü şurada ileride daha çok su tutuyor. Bu noktada sigortanın şöyle bir tanımıyla beraber devreye giriyor. Yani ani ve beklenmedik hasarlar mekanizmasından oluşan sigortamızın tarım sigortasında sel su baskınından dolayı müşterilerimizin, çiftçilerimizin verdikleri maddi emekleri, bedeni emekleri, çünkü çok zor bir iş. Bunlardan dolayı hasarlarını aldıkları zaman tabii ki biz de onlarla beraber mutlu oluyoruz. Çünkü verilen emek çok büyük bu noktada. Peki bölgedeki insanların bakış açısı nedir acaba? Şu an tarım sigortaları çok genç çiftçilerimiz özellikle bilinçliler bu konuda. Özellikle köylerde okuma oranlarının artık yükseldiği için genelde çiftçi ailelerin çocukları da kendi yaptıkları işe yönelik bölümleri, branşları seçiyorlar üniversitelerde, okullarda. Tabi bir atadan gelen bir bilgiyle, teknik bilgi de birleştiği zaman çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Harika bir yere değindiniz aslında. Gerçekten babadan oğula gelen ya da atadan bugüne gelen kara düzen dediğimiz yönteme bir de bilgi eklenince kesinlikle hem tecrübe hem bilgi birleştiğinde tadından yenmiyor. İşte böyle 9000 ağaçta mutlu mesut çiftçileri görüyoruz ondan sonra. Doğru değil mi? Çok doğru. Peki siz bizim zaten yola çıkış amacımızı biliyorsunuz. Var bir hayalimiz. Hayali olan, üretmek isteyen gençlere ne tavsiye etmek istersiniz? Üretmek isteyen gençlere verdikleri emeklerin karşılığını alabilmeleri için sigortanın bilincine biz de burada danışmanlık yaparak bir nevi diyelim. Onlara bize sorduklarında bilgilerimizi aktarıyoruz. Tabii ki biz onlar kadar bu işi bilmemiz imkansız. Biz sadece teknik tarafında onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sigorta anlamında, klozlar anlamında, teminatlar anlamında. Bunlar da o bilince aşıladığımız zaman çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu bahçelerin hepsini devlet destekli tarım sigortası olarak dolu paket artı don teminatlı poliçe ile kapsama alıyoruz. Acentemiz, Yenişehir Acentemiz Fatih Bey ile birlikte daha önce de bu tip üreticilerle ziyaretler yaptık ve bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Daha sonra 2021 ve 2022 yılının başlarında don hasarı da gerçekleşti. Ardından dolu hasarları da gerçekleşti. Onların da ekspertizlerine katılarak hem acentemize hem de üreticilerimize destek olmaya çalıştık. Bursa'da harika budanmış bir şeftali bahçesinden veda ediyoruz bugün sizlere. Birçok abimle görüştüm burada, şeftali üzerine konuştuk. Gerçekten üretmenin bize keyfini, hazını anlattılar. Burada çok emek veriyorlar bu bahçelere. Bakın ip gibi budanmış bir bahçe var burada. İnanılmaz güzel. Birçok aşamasını gördük, diğer ağaçları da gördük ama burada gerçekten ağaçları bayağı seyreltmişler budaya budaya. Emek var. Yerlerde elimi nereye atsam emek geliyor. Muhtemelen kaç gündür uğraşıyorlar burayı budamak için. Yazın işte bu ağaçlardan, işte şeftalinin başkenti olan Bursa'dan bizlere, masamıza şeftali göndermek için onların emeğine ben saygı duyarak buradan ayrılıyorum. Yazı iple çekiyorum bu şeftalilerden yemek için. Hoşça kalın.